Değerli arkadaşlar merhaba. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Emre Akdoğan. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim üyesi yardımcısıyım. Bu videoda size Anadolu Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Genel Kimya isimli kitabın tanıtımı için karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle kimya dediğimizde karşımızdaki insanın biraz ürktüğünü görebiliriz. Fakat kimya korkulmaması gereken ve birazcık gayretle başarılı olunabilecek ana bilim dallarından bir tanesidir. Kimya bilimi, fizik, biyoloji, matematik gibi temel bilimlerle birlikte çevremizi, doğayı ve kendimizi tanımamızı sağlayan ana bilim dallarından bir tanesidir. Bu nedenle temel bilimler, mühendislik, tıp, çevre ve yaşam bilimleri gibi pek çok meslek alanındaki eğitimin başlangıcında temel kimya bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kitap temel kimya bilgisine ihtiyaç duyulan uzaktan öğretim programları için bireysel öğrenme tekniklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ve ders kitabı olmasının yanında konuya ilgi duyan arkadaşlar için yardımcı kaynak olarak da kullanılabilir. Ünitelerde uzaktan öğretim tekniklerine uygun olarak öğrenciye doğrudan sade ve özet bilgiler sunulmuştur. Öğrenme güçlüğü olan ve öğrencinin yanlışa düşebileceği konular ve noktalar dikkat bölümleriyle verilmiştir. Her konuya ilişkin örnek sorular çözülmüş, sıra sizde ve kendimizi sınayalım sorularıyla pekiştirilmiştir. Ve ünite sonlarında günlük yaşamımızda kimyayı nerelerde kullandığımızla ilgili okuma parçaları bulunmaktadır. Aslında günlük kimyayı sürekli kullanıyoruz fakat bunun pek farkında değiliz. Buna basit bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar, bulaşık yıkarken sıcak suyu ve bu suyun içerisine deterjan koymayı tercih etmemizin sebebi tamamen kimya ile alakalıdır. Bu yapılan işlem suyun yüzey gerilimi düşürerek kirlerin bulaşıklarımızdan daha kolay ayrılmasını sağlamaktadır. Kitabın ünitelerine bakacak olursak, kitabın birinci ünitesinin başlığı madde, atomlar, moleküller ve iyonlardır. Bu ünitede kimyanın ne olduğu, nasıl sınıflandırıldığı, maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, atom kuramları, atomun keşfi, atomlar, moleküller, iyonlar gibi temel kimya kavramlarını anlatacağız. Kitabın ikinci ünitesinin başlığı kimyasal tepkimeler ve stekiyometridir. Bu ünite kapsamında kimyasal tepkimeler ve denklemler, atom kütlesi, mol kavramı, Avogadro sayısı, kimyasal tepkimeler ve stekiyometre kavramlarından bahsedeceğiz. Kitabın üçüncü ünitesinin başlığı termokimyadır. Bu ünitede enerji ve bununla ilgili kavramlar anlatılmıştır. Termodinamiğin ne olduğu ve birinci yasasından bahsedilmiştir. Kalorimetre ve tepkime entalpilerinden bahsedilmiş ve bunların nasıl hesaplanılacağı anlatılmıştır. Kitabın dördüncü ünitesinin başlığı atomun yapısı ve periyodik çizelgedir. Bu ünite içerisinde elektromagnetik ışımanın ne olduğu, kuantum kuramı ve atom spektrumlarından bahsedilmiştir. Atomun kuantum sayılarının ne olduğu ve bunlarla ilgili açıklamalar yapılmıştır. Bir atomun elektron diziminin nasıl olduğu ve periyodik çizelgenin özelliklerinin neye göre değiştiği, atom periyot boyunca ya da grup boyunca nasıl değiştiği anlatılmıştır. Kitabın 5. ünitesinin başlığı ise kimyasal bağlanmadır. Bu ünite kapsamında kimyasal bağ türü olan iyonik ve kovalent bağ tanımlanmış ve açıklanmıştır. Bir molekülün rezonans yapılarının hangisinde bulunma ihtimalinin en çok olduğunu anlatan, bunu hesaplamamızı sağlayan Fermat'ın hesabı anlatılmıştır. Bağ enerjisi ve moleküllerin hangi geometrilerde sahip olabileceği anlatılmıştır. Ünite özetlerinde görüşmek üzere arkadaşlar.